Adını vermek istemiyorum. O arkadaş videolarımı izlemiyor çünkü ama bana ilk kan demeyi bırak. Mehmet Erdem bana ilk kan demeyi bırak. Sensin ilk kan. Gibi Türk dizi sektöründe nasıl bir devrim gerçekleştirdi? Türk dizi sektöründe özel bir yerde mi? Ve bunun neden olduğuna dair size 5 neden sunacağım. 5 neden sunacağım. Absürt komedi, absürt mizah Türkiye'de aşırı yaygın bir tür değil açıkçası. 80-90'lar, Gırgır, Leman vesaire akımları sonrasında televizyonlarda veya sinemada kaygısızlar harici çok fazla örneğimiz yok gibiye kadar. Aklınıza gelen örnekler varsa mutlaka yorumlara yazın. Gibi bu alandaki bir boşluğu da o kadar iyi ve kaliteli şekilde dolduruyor ki aslında çok uzun zamandır hasreti çekilen bir şeyi de yaptığını burada fark edebiliyoruz. Netflix'in dizi sektörü üzerine etkilerini konuşurken Türk dizi sektörü üzerindeki etkilerini de konuşacağız ilerleyen bir videoda demiştik. Sanırım bu konuya girmek için Gibi'den daha iyi bir örnek olamaz. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce yapacak mıyız? Yap be. Ama başlamadan önce takip, like, paylaşma. Bak bunları ben de unutuyorum diğer kanallara. Yorum da yazacakmışsınız. Bunları lütfen yazın. Düşündüğünüzden çok daha fazla olumlu etkisi var. Bize destek olmaya devam edin lütfen. 5 neden 1 diyaloglar. Çok iyi hazırlandım. Mizah yaparken en önemli şey tekrarlanabilirlik ve günlük hayatta bunu insanların kullanması. Türkiye'de bunun en büyük, en başarılı örneklerinden biri Cem Yılmaz'dı. Çok uzun yıllar insanlar hep Cem Yılmaz'ın repliklerini, stand-up'larındaki laflarını söylüyorlardı. Bunun kadar büyük bir devrim ve hareketi ben ilk kez Gibi'nin diyaloglarıyla görüyorum. Akılda kalıcı, komik, absürt, günlük yaşadığınız sohbetlerde içerisinde çok rahatlıkla yerleştirebileceğiniz, tam da sosyal medya paylaşım dönemiyle müthiş bir denk getiren inanılmaz diyaloglara sahip Gibi. Ama işim gereği dünyayı gezip dolaşmış birisiyim. İnsan sarrafıyım. Hayat Üniversitesi'nde 2 kere bitirdim diyebilirim. Asıl senin eğitim durumun ne? Cimcime? Çok gündelik sohbetler oluyor. Çok gündelik konular oluyor ve bir anda siz kendi mizahınıza da bunu rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Halk heyecanla bekliyor. 5 neden 2 yaşanan olaylar. Aslında olayların hepsi başlangıç olarak temel her gün yaşanabilir konudayken bir anda absürtleşmeye doğru gidiyor. Aziz Kedi'nin verdiği bir röportajı okurken, bilmeyenler için bu arada Aziz Kedi Feyyaz'la birlikte bu dizinin senaristi ve yaratıcısı, mümkün ama ihtimali çok düşük olaylar diyor. Bu dizide karakterlerin yaşadıkları mümkün ancak ihtimali bir tık düşük. Bir arkadaşım şu an Aziz Kedi'nin senaryo kursuna gidiyor ve orada da Aziz Kedi'nin verdiği ödev yaşadığınız her şeyi not edin. Yaşadığınız her sohbeti, her diyaloğu, her olayı not edin. Örneğin en ilk bölüme bakalım Gibi'nin, kokoreç bölümüne bakalım. Bizzat bunu hayatımda yaşadım. O da neydi? Good Coffee Before. Good Coffee Before. Buraya bir yere koyarım oradaki yaşadığım sinir krizlerini. Good Coffee Before diyor. Bak neyden before, neyden? Good Coffee Before ne? İngilizce bilmiyorsan konuşma. Bir gün yakalanırsam başıma neler gelecek acaba diye hep korku yaşıyorum. Gördüğünüz gibi mümkün ancak abartılmış olaylar bizi içerisine çekiyor. Ellerimi inanılmaz kullandığımı fark ettim şu an. Hadi bakalım. Üçte içerini kullanma. Bütün bu olaylar tabii ki birilerinin başına geliyor. Ama ben kullanıyorum. Yani üçüncü neden, ellerim onun hareket ediyor dediğim gibi aşağıda. 5 neden 3 karakterler. Gibi'nin beni en çok şaşırtan en büyük başarısı Ersoy ve İlkan gibi gerçek hayatta arkadaşınız olsa öldürmek isteyeceğiniz, her dakika kafasını duvara sürtmek isteyeceğiniz iki insanı ekranda gördüğünüz her an iyi ki geldiler, şimdi ne salaklıklar olacak acaba? Daha sadece tiplerini gördüğünüz anda gülmeye başlamanız. Özellikle Ersoy ilk sezonda ve ikinci sezonda her bölümde yoktu ve her geldiğinde aha şahidim var. Geldi yine tipini sevdiğim, her geldiğinde küfür saydığım ama geldiği her anda gülümsediğim müthiş karakterler oluşturması. Ayrıca arkadaşlar ben İlkan'a benzemiyorum. Tam bir Yılmaz'ım. Karakterler demişken 5 neden 4 bence Yılmaz yani Feyyaz Yiğit başlı başına bu diziyi izlemek için bir sebep. Ben biraz Türk televizyonu cahili olduğum için Feyyaz'a ilk maruz kalmam. YouTube'da Bartu'yla birlikte Mega Technoforce diye bir YouTube reklam kanalı yapıyorlardı ve ben çok büyük bir şey buldum sanıyordum. İşte teknoloji işte Mega Technoforce da bunları. Çünkü ikisini de tanımıyordum. Halbuki Bartu'yu canlı bile izlemiştim ondan önce ama öyle bir hafıza. Ve bir cevher buldum sanmıştım. Meğer bütün Türkiye bulmuş. Ben sonradan bulmuşum zaten. Feyyaz kendi başına inanılmaz. Zaten bu dizinin yaratıcılarından ve senaristlerinden de birisi. Ve Yılmaz aslında bu dizide dikkat ederseniz birkaç istisnai bölüm hariç bizim dizideki temsilimiz. Yani olaylar hep Yılmaz'ın değil diğerlerinin başına geliyor. Ve Yılmaz buna şahit olan buradaki aklın sesi olmaya çalışıyor.
yaşıyor. İşte evet, bazen olayları o tetikliyor ama işte gelin başına bakın mesela. İşte diğerlerinin ego savaşından Ersoy'un kıza aşık olmasını gidermek için orada olan kişi. Ne bileyim işte büyü bölümünde biri kara büyüye inanıyor. O da ona bak oğlum manyak mısın, onu dünyaya çekmeye çalışıyor, böyle bir şey olur mu? Çaça ve cosplay'de ikisiyle de hiç bağlantısı yok. Sadece işte Abazan arkadaşlarına yardımcı olmak isteyen kişi. Hep böyle aklın sesi. Tamam, ben diyeceğimi dedim, neyse yani oku yani. İyice oku. Olaylara verilmesi gereken tepkiyi veren, küfür yediği zaman küfür eden aslında Yılmaz biziz bu dizide. Tabii işte sokak röportajı bölümü vesaire gibi bir iki istisna bölüm hariç. Olaylar hep diğerlerinin başına geliyor. Sokak röportajında da o mantıklı taraf ki. Dönemin artık ne gelecekse gelsin başımıza diyor. Her yerde sosyal medyada alıntılanan karakter de çok büyük oranda, %80 oranında Yılmaz'ın ettiği replikler. Belki de Feyyaz en iyi replikleri kendine yazıyor, bilmiyorum. Ve son neden, 5 neden, 5. Daha önce Netflix dizi sektörünü nasıl değiştirdi de konuştuğumuz, platformların dizilere sağladığı özgürlük, süre kısıtı, işte ilk reklamdan önce yükselme noktası, işte orta nokta, çengel, çözüm, bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan rahat rahat yapmak istediğiniz şeyi yapabilmenin özgürlüğü gibi yapılabilir kılan, alıp bir yere koyabileceğiniz bir iş haline getiriyor gibi standart Türk televizyon kanallarında hiçbir şekilde yayınlayamazdınız. Bir Show TV'de açıp gibi bir diziyi izleyemezdiniz. Kaygısız nasıl başardım zamanında bilmiyorum. Bunu yapabilmenizi sağlayan tek şey platformların sağladığı özgürlük. Zaten çıkış noktası da öyle. Ölümü Dünya 2'yi yapacaklarken Covid vurunca abi ne yapalım, proje yattı derken bizden dizi istiyorlar platformda diyor ve ellerinde hazır yazdıkları birkaç hikayeyi senaryolaştırarak ilk sezonu çekiyorlar. Bunu bir televizyonda yapamazdınız örneğin ama platformlar bize bu özgürlüğü sağlıyor ve biz de bu işe böylece kavuşabiliyoruz. Peki benim gibi de sevmediğim yönler yok mu? Tabii ki var. Bölümlerin %50, %60'ını gereğinden uzun buluyorum. Böyle hepsinde bir 10-15 dakikalık fazlalık oluyor. Espriler biraz abartılabiliyor veya tekrar izlemelerde bazı espriler sıkabiliyor. Benim için en bariz örnek Karateci bölümündeki böyle bir hikayeyi baştan sona 10 dakika boyunca her seferine tekrar dinlemek bana bayık geliyor. İlk başta gülsek de bir komedi dizisi için en önemli şey tekrar izlenebilirlik olduğu için bunlar bizi bayabiliyor. Bazen karakterlere tutarsızlıklar olabiliyor. Bazı olaylar skeçe kayabiliyor. Temeli biraz skeç komedi ne de dayanıyor gibinin ama tam bir skeç değil ama bazı kısımları direkt skeçe dayabiliyor vesaire gibi bazı hoşuma gitmeyen noktaları yok mu? Var. Dizinin pozitifine geneli o kadar iyi ki bu birkaç noktayı da rahatlıkla göz ardı edebiliyorsunuz. 7 kere 8 kere tekrar izlediğimiz bölümler var. Her zaman aklımızda çok uzun yıllarda kalmaya devam edecek. Siz gibiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yazın. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evet.